misin? Heh. Seninki erkek. Doğru dedi. Erkek mi oldu? Anam erkek oluverdi. Baba! Baba benimki erkek oluverdi. Baksana benimki erkek oluverdi. Blanket. 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 Allah! 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 Nereden girdi lan bu fikri rüyama? Ferit oğlum. Baktın mı hesaplara? Baktım baba. Ha. Batız. Olmaz öyle şey. Yok öyle bir şey. Öyle bir bakışta hemen anlaşılmaz o. Hemen bakınca anlaşılır mı be? Yani baba ince ince bakmaya gerek yok. Durum ortada. Biz bu fabrikayı modernize falan edemeyiz. Ederiz. Edemeyiz. Ederiz diyorsam ederiz. Edemeyiz. Mümkün değil. Sen benden daha mı iyi bileceksin ha? Bir bildiğim var benim ha? Yok babacığım estağfurullah. O zaman siz kendi bildiğiniz gibi yapın. Tabii. Ben kendi bildiğimi yaparım ama ne gerek var? Seni boşuna mı okuttuk? Ya baba ha? Sen beni bir dinle. Biz bu fabrika batmadan gel şu fabrikayı satalım. O arazi biraz para falan eder. Sonra o parayla da bir inşaat işine falan girelim. Yok canım. Yok canım. Koskoca sabit pazar tekstili sabit inşaat haline dönüştüreceğiz ha. Öyle mi? Yok öyle şey. Olmaz öyle şey. Hayır. O şirket bizim mayamız. Kimselere yedirmem ben onu. Kimselere yedirmem. Ne yapacağız? Bu fabrikayı modernize edecek bizde para mı var? Var. Nerede? Dedenden kalma topraklar var köyde. Sahi mi ya? Sahi ya. Dedenle küsüz diye size bahsetmemiştim o topraklardan. Şimdi rahmetli olunca... At arabasıyla çıktığım bu köye şimdi bu arabayla geliyorsun. Nereden nereye? Buyur amca. Siz kimsiniz kızım? Asıl sen kimsin ya? Ben kim miyim? He. Ben bu evin sahibiyim. Bu evin sahibi biziz ya, sen ne diyorsun? Neredesin sahibi oluyorsunuz ya? Nereden? Burası benim babamdan kalma bir yer ya. Bana ait. Aa, çekil bakayım. Gelemezsin hop. Ne demek gelemem ya? Burası benim evim. Benim evim. Burası saldırıyor lan. Benim evim. Benim evim burası. O zaman konuşuyoruz ya. Ya çekil. Emin misin? Ne yaptın sen? Seni soracağım ben. Oh. Bundan kim ya bir adama getirip dururlar? Ulan yabancı da gelmiyor ben mi? Nuri abla, bak bakayım sen bunu tanıyor musun? Dur bakayım, çekilin lan. Lan çekilin bir bakayım. Ah bu. İpli, sen misin lan? Nereden çıktın bu
Yeminimi bozdum, geldim işte. Merhaba. Senin oğlan yaşıyor mu lan? Yaşıyor. Ne oldu ki? Ocaklarına. Yürüyor mu ya? Ne yürümesi oğlum? Koştu, koştu. Allah. Allah. Allah'ım ben ne yapacağım? Ay benim ne yapacağım? Sana geldim. Ay ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım benim? Ay Fikri geri geldi. Büyük oğlan yaşayıp durur, ben ne yapacağım? Ben kim anlatacağım? Derdimin sabır taşım benim. Beni anlayan, dinleyen sensin benim sabır taşım. Ah ben ne yapacağım? Otur Beydi yerine. Bak eskisinden daha güzel olu Beydi. Hadi bakayım. Salla bakayım kolunu. Buyur su içi ver Fikri Bey. Oh. İyi mi? İyi. Şimdi ben şunu mu anlamalıyım? Benim babadan kalma evde. Bizde zamanında ırgatlık yapan düzgün mü kalıyor şimdi? Biz kalıyoruz. Ya sen benim babama niye ırgatlıyorsun bakayım ha? Senin baban zamanında bizde ırgatlıktı ondan diyorum. Bağırma kıza babalık. Yürü git. Hadi. Fikri abi hemen dellenme ya. Fikri abi bir sakin ol. Bak 25 sene sonra kalkıp köye gelmişsin. Şimdi olanları ben sana kısaca özetleyeyim. Sen babanla kavga edip köyden gidince, sonra Basra abi dönünce başka kimse de yok. Bu düzgün senin darlılara da, mallara da, evlere de düzgün konu ver. Gondik yaptı yani, gondik. Aa, Reşat abi ne deyip durun sen öyle? Ne gonması lan? Ben şahidin biliyorum ben. Bu Basra abi ölmeden önce son nefesinde düzgüne dedi ki bütün mallarım senin oluversin dedi. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer dedi. Bu düzgün de tarlalarla malları o yüzden alıverdi. Düzgün ağa geliyor. Düzgün ağa, de bu. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm. Ooo Fikri. Selamun aleyküm, hoş geldin. Hiç hoş gelmedim. Bu ne lan? Bu çizmeler ne? Irgatlıktan sonra şimdi de ağa mı oldun? Bu köyün ağası benim ya. Düzgüne ne oluyor o? Hem toprağı olmayan adam nasıl ağa oluyor o? Bay Reşat, susar mısın lütfen? Bay Fikri, yıllar sonra çıkıp geliyorsun. Selam veriyor, selamımızı almıyorsun. Utanmadan bir de ayağına çağırıyorsun. Şimdi de bakalım sen benden ne istiyorsun? Senden bir şey istemiyorum. Sadece sen de duy istedim. Köydeki malları satılığa çıkardım. Yok devenin nalı. Olur lan öyle şey? Olur. Olur. Bunca yıl bedavadan oturdun. Senden ne icar ne de kira istiyorum. Sadece mallarımı satıyorum. O kadar. Yalnız rahmetli babacığızın Basri abi ölmeden evvel malları bana vesiyet etti. Hem sen baban cenazesine bile gelmedin ya. Şimdi yıllar sonra çıkıp gelip malların peşinde koşturuyorsun. Ayıp değil mi ya? Ayıp vallahi ya. Beni babam kovdu. Ne ölüme ne dirime gel dedi. Ben de ondan gelmedim. İşte bak kendinle diyorsun işte. Babanla küsarı mısın yahu? Aa. Olmaz arkadaş, satamazsın o malları ya. Öldü değil mi? Tabii abi. Ha işte buyur. Yani satarım. Kanunen miras olarak tapusu bende. Satarım ya da satmam.
Eğer çok istiyorsan basar parayı. Alırsın. Al. Al. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Öyle de at. Eğer ilgilenen olursa beni bu numaradan arasınlar. Ha yok. Eğer köylüden almak istemeyen varsa işte o zaman bilemem. Ben de internete ilan veririm, ondan satarım. Artık kim alır bilemem. Hadi bana eyvallah. Ya Fikri abi dur, nereye gidiyorsun? Ateş almaya mı geldin? Seni bir yediriveren, içiriveren. Yok, ben yiyeceğimi odun olarak sırtıma yerim zaten. Hadi eyvallah. Durma. Tamam be. Sür. Sen mi dövdün lan bunu? Öyle bahçeye giriverince girişiverdim ben de. İyi etmişsin. Eline sağlık, ellen gümüşlensin. Dikkat edersen bir daha döv. Yaraktım ya, buna bak. Getir bir lokma bir şey getirin de yiyelim. Sinirden şekerim yükseldi gene.